Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Bugün inşallah güzel bir ders olacağına inanıyorum. Hoş. Bak. Ben bazı şeyleri görmüyorum. Gözün suçu yok. Var olanın da suçu yok. Mesela sessiz görmüyorsunuz. Bunu suç kimde? Bunu görme talep eden akılda. Gözde suç yok. Havadaki seste de yok. Bunu talep eden akılda. Tamam, yola giriyoruz şimdi. Mesela kalemi görüyor. Veya bu akıl gözü var. Vicdan gözü var, kalp gözü var, şefkat gözü var, muhabbet gözü var değil mi? Muhabbet gözü neyi görmez? Kusur görmez. Hakikatin keşfine mani olan, hakikatin anlaşılmasına ne manidir? Bu ders olur, eşin olur ailede, kabul edemiyor, geçinemiyor. Veya bu ders hoşuma gitmedi. Ya bu ders üslubu şekli hoşuma gitmedi. Bu kitap hoşuma gitmedi. Zatında haram olmamak şartıyla şeriat onu haram etmemişse ondaki beğenmemenin sebeplerini okuyacağız. Bizdeki eksiklik. Mesela içkiyi sevmiyorum, haramı sevmiyorum. O sende eksiklik değil. Bak, zatında haram olmamak, yani Allah haram etmemek şartıyla hakikatin keşfine, muhabbet etmemize, uyum sağlamamıza mani olan sebepler. Ailevi olur, dershanede olur, cemiyette, iş yerinde olur, ne bileyim, dima bütünlüğü, kalp bütünlüğü, hissiyat bütünlüğünde olur. Bir. Sayfa kaçtı abi? Çok ilginç, evet. Çok acayip değil mi? 118 muhakemat. Sayacağım ve çok çalışarak bak, not alarak geliyorum. Niye gösteriyorum? Siz de genç dersiniz, tombala çeker gibi kitabı açıp çıkmayacaksınız karşı kimsenin karşısına. Çalışacaksın kardeşim. Çalışacaksın. Atıf yapacaksın. Bak kaç tane var biliyor musun size? Allah nasip ederse 9'u okuyacağım. 17'yi okuyacağım. 25. sayfayı okuyacağım bir de. Eğer gücüm yeterse. Muhakimat bu. Hakikatın nesine mani olan? Keşfine mani olan. Bir daha söyleyeceğim. 3 defa olmuş olsun. O şey zatında Allah haram etmediği şey. O hariç. Onun dışında niye biz intibak kuramıyoruz? Niye iletişim kuramıyoruz? Niye onunla beraber olamıyoruz? Niye onu sevemiyoruz? Niye onu kabul edemiyoruz? Niye onu hazmedemiyoruz? Niye onunla beraber olamıyoruz? Niye uyum sağlayamıyorum? Niye kendimle kavgalıyım? Niye onunla kavgalıyım? Bu soruların tümüne cevap. Firist. Bir, arzu-i hilaf. Yani bahane arama var ya böyle, arzu-i hilaf. Öyle bir arzusu var, hilafı aramak. Yani kötü olmak için sebep arıyor. Birincisi bu. Arzu-i hilaf. Muhabbet gözü, hani gözden bahsettik ya, kusur görmez. Sen benimle dost olmak istedikten sonra en az 10 tane sebep bulursunuz. Benimle kötü olmak istedikten sonra çok sebep var. Çok ama. Bir tanesi mail yazmış. Şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Tamam, bir sürü saymış. İnan aynı şöyle yazdı. Belki de sana da yazdırdım ha. Gözüme damla yaptıktan sonra hani mail etsen cevap yazıyordu ya. Belki o zaman da yazmış. Kardeşim çok doğru söylüyorsun. Benim de başım bu nefsten belada. Ve daha senin bilmediğin pislikleri de var. İstersen gelirsen buraya sayarım sana onu. Ne geldi biliyor musun cevap? Abi özür dilerim.
Ben doğru demedim mi? Doğru. O da doğru söyledi. Peki arada kavgamıza ateş yapacak kimdi? Şeytan. Ben onu nasıl yaptım? İyilikle sav. Doğru ve iyi. Yanlışta iyilik yoktur. Doğru söylüyor. Doğru söylüyorsa doğru söylüyor. Her zaman muvaffak olamıyorum tabii. Tabii burada misal verirken hep muvaffak olduklarımızı söylüyoruz. Mağlup olduklarımızı demiyoruz. O kadar kafayı vurmuşuz ki. Boşuna beyazlamadı bak. O kadar kusurlar var ki geçmişinde. Allah sizin de benim de kusurlarımı affetsin. Şöyle bir çözüm buldum duada. Biliyor musunuz? Yeni. Yeni bir şey ekledim. Bildiğiniz biraz birkaç haftalık ama 3 günde eklediğim şu. Ya Rabbi, razı olmadığın bütün geçmişimden tövbe ediyorum. Ve Ya Rabbi, razı olmayacağım geleceklerimden de sana sığınıyorum. Amin. Amin. Bir daha söylüyorum. Ya Rabbi, razı olmadığım bütün geçmişimden tövbe ediyorum. Tövbe bu. Razı olmayacağım bütün geleceklerimden de sana sığınıyorum. Ve olmadığı için tövbesi yok onun. Sığınmak var. Geçmişimden tövbe, gelecektekilerimden Allah'a sığınıyorum. Bu dünyada yapılır ancak zaten. Başka nasıl olacak? Arzu-i hilaf. Allah Allah. Yani bir şey niyeti var onunla kötü olmaya. Öyle bir arzu ediyor ki ya dediğim gibi olsun, şer olsun. Yani böyle kötü olmak için sebep arıyor. İki, iltizam-ı muhalif. Bunun yerleri var. İnce Mesnevi. Eskide yazdığım notları şimdi okuyamıyorum. İnce Mesnevi 63 müydü? 63, Muhakemat 136 ve 34, işaretleyeceğiz 114 ve 162. Gal doğru okudumsa. İltizam-ı muhalif. Yani doğruya odaklanmıyor. Şerin çapını genişletiyor. Ben buradan şey çıkarıyorum. Hanımını, eşini, dostunu, akrabanı, ne bileyim kimle kötüyse veya kendi pis ahlakların var, pis huylarımız da var. Bunlarla uğraşmayın. Düzeltmeye çalışmayın. Abi ne yapacağız? Bak. Onu bloke etmek istiyorsan güzel sıfatlarını onun veya senin güzel sıfatlarını çapını büyüt, güzel çirkinlik yok olur. Çok güzel. Güzel de ağzına şişe yapmak yani. Evet. Yani dikkat ediyorum. Mesela yoksa şu. Ya ben rezilim, ben kepazıyım, ben kepazıyım. Ben... Lan özgüvenimi yıkmaktan başka bir şey yaramıyor ki. Veya rezilsin, rezilsin, kepazesin, kepazesin, kepazesin. Tamam kim düzeldi? Tam da kim aşağılayarak, tenkit ederek, eleştirerek, yargılayarak, sorgulayarak, hükmederek, ezerek kim düzeliyor? Daha kötü oluyor. Daha kötü oluyor. Lütuf ve istihana çalış manası iltizam-ı muhalif yapmayacaksın. Yani kötü bir sıfatından, değişmek istediğin bir sıfatından, yapmak istemediğin bir sıfatından kurtulmanın veya eşinin kötü bir ahlakı, kötü bir davranışından kurtulmanın en güzel yolu, ben buradan bulduğum şey, iltizam-ı muhaliften çıkarttığım şu, güzel sıfatımızın çapını genişletmek lazım. Mesela bir misal vermiştim, hatırlar mısınız? Hanım, sen kollarını açık olarak balkonda çamaşır asarken gördüm. Kafanı koparacağım. Demektense gördüm. Çaktırma ve perdeyi yırtma. Perde yırtılırsa artık dün okumuştuk hatırlarsanız Haya'da. Haya gizlilik turabında, gizlilik toprağında inkişaf eder. Yani kadın örtüne örtüne, içeride buluna buluna çekirdek öyle büyür.
Yani çekirdeği siz dışarıya atarsanız toprağın üstüne, onu güneş patlatır, çatlatır, kurutur, öldürür, bir şey olmaz. Yağmur da şey yapar, yok eder. Ağaç olmaz. Onu gizleyeceksiniz. Toprağın içine gizleyeceksiniz ki hayası çıksın. Haya, hay-i çıksın. Hay, hayatı çıksın. Haya hayattır. Hayatın zeminidir. Ya hayatlanıyor veya hayatlandırıyor. Hayalı anne çocuğunu hayatlı büyütür. Haya demek hayat sebebidir. Suya misal veriliyor, biliyor musun? Annelerin hayatına, ustad şey hayasına, bir buldum dün anlattım size. Haya suya benzer, İslamiyet'e benzer. İman nura benzer diyor. Hiç düşünmüş müydü Fethi abi? Haya sudur, su. Su. Yani bu su nedir buna? Haya evladın öyledir çocuk. Haya insandaki haya nedir? Bitki su neyse. Daha bundan ilerisi olur mu? Haya haydır, hay. Hay a mazar olmak. Peki ne yapacaksın? Öyle bağırmadan ne yapacaksın? Ha, şu kolunu ya ne biçim rezilsin, kepazesin düzelir mi? Yok, ondan sonra tamam der. Ama ya bakarsın ondan sonra çok azdır. Hey Allah razı olsun senden ya. İyi ki dedin ya. Ben bilmiyordum. Diyen olmaz pek. Olmaz. Kabul etse bile doğru söylüyorsun ama içinde diyor bir öfke olur. Ya 5 dakikada hemen çıkıp sanki beni mi bakıyorlar ya? Beni mi gösteriyorlar sen? İhtiyar birisiyim zaten. Ondan sanki millet beni dürbünle bakıyor. İçinden böyle geçirir. Bunu gördün çaktırmadan perde yırtmayın diyor. Haya perdesini yırtmayınız. Ondan sonra insanın bu hareketini örtecek güzel sıfatını. Hanım veya konuşun patlayı değil, çay içiyorsunuz, sofrayı sermişsiniz, kestane koydunuz, mısır patlatıyorsunuz, beraberisiniz böyle. Öyle geliyor yani konuşma. Hanım var ya, bu dışarıda bulunuyorum. He, o kadar hayasız insanlara denk geliyorum ki seninle gurur duyuyor. Seninle gurur duyuyorum, inan. Hiçbir insan ama, hiçbir insan, hiç ben de dahil, herkes de dahil. Peygamberin dışında. Herkes. Nefsini öldürenler hariç, peygamberlerin varisleri hariç. O kamil insanlara, nefsi olanlara diyor. Tenkitten hoşlanmazlar. Doğru dayı söylesen, Allah razı olsun ya, iyi ki söyledim. Kabul ederler, doğru söylesen ama nefsi hoşlanmaz. Hiç kimsenin nefsi hoşlanmaz. Ölmeyen nefis hoşlanmaz. İçeride hiç kimsenin de nefsi irtifatı estağfurullah. Hay canım nefret ediyorum. Neye irtifat ediyorsun demez. Çaktırmadan koy cebime der. Böyledir. Sen şimdi ya dışarıda bu irtifat ediyorsun ya. Allah Allah. Ne oldu falan geliyor. O kadar senden gurur duydum ki yanımda yürürken, evinde, hatta balkonlarda, dışarıda mı? Ben öyle insana denk geldim ki hanım. Balkonda çalan, bir görseydin ya, gece elbiseleriyle ya, her tarafı kollar malı. Ama senden gurur duyuyorum ben. Ha? Sen böyle çıkıyorsun nerede? Senden gurur duyuyorum. Çünkü buna ben 10 sene önce bir sandviç veya tost şeyi, metodu demiştim. Mesela acı bir şey yiyeceksin, yediremezsin. Buraya sandviç koy, ekmek, tatlı. Buraya da ekmek koy, iki tatlı arasında bir acı. Yapıştır, tost yap yani, sıkıştır sıcaklıkta, ver. Çok da güzel olur. İki tatlı arasında bir acı güzel gider. Mesela, seninle gurur duyuyor. Onun arkasında koyuyorsun içine. O alacağını alır. Seninle gurur duyuyor. Bugün ama pat diye oturduk çay. Hanım var ya seni. Biraz belagat çok sen. Çay içiyorsun. Ya seninle günü hemen anlaşılır. Ya, o konuşma arasında. Hakikaten ya Cemil acayip bozulmuş ya hakikaten. Geçerken Cemil şöyleydi böyleydi. Hanım işte bir şey alırken şikayet ediyor. Ya aldattı diyor, içine bir çürük elmayı koydu diyor, peynir şey. Tabii canım ya Cemil ne olacak ya. O koyan Allah bilir kimin çocuğu. Geçenlerde gidiyordum. Belki de onu o yapmıştır. Balkonda gece elbiseleriyle çamaşır adanın karının belki de çocuğudur. Böyle büyürse
Haya maya yoksa. Evet, bundan olacak çünkü. Tabii ki seni peynir de kandıracak. İyi ki peynir koydun. Taş kossaydı ne yapardın falan. Bak. Ama elhamdülillah ya. Hamdolsun. Olsun. Ahirette şeydir. Ben seninle gururlanırım. Böyle dedin mi? O güzel takdirle çap gelişiyor. Mevlana'dan okumuştum. Haf aklidir. Korku aklidir. Haf kalbi ya. O demiyor da ben ayırıyorum. İfrat korku diyor. İfrat korku, Allah'tan ifrat derece korkma çok ertir insan. Psikolojisi bozulur. Cenab-ı sokacak, ateşe koyacak, fırına kıyas ediyor, kendisi taş ocağına kıyas ediyor, matkaplara kıyas ediyor, diş doktoruna kıyas ediyor. Çıldırıyor tabii. Bu nasıl dayanacak bu ruh? Bu korkudur. Haf ise korkuda lezzet vardır. Hafullah'ta lezzet vardır. Yani güzellik sıfatını çapını genişletmek lazım. Veya hanım, evet, çocuğumuz var ya, aferin, 5 vakit namaz kılıyor. İnan benim bir şey faydam varsa bir, senin 5'tir. Anne, bak o çocuğum şöyle yaptı, böyle yaptı, bak namaz kılıyor. Elhamdülillah. İnsan gurur duyuyor. Tabii ki elimden geldiği kadar helal getirmeye çalıştım. Sen de haramla muhatap olmadı. Elinden geldiği kadar kendine dikkat et. Tabii ki böyle evlat olacak. Bir şeyden okudum. Ahmediye mi, Muhammediye'den ne okudum? Diyor ki, Cafer Sadık değil de başka bir Cafer. Şöyle diyor, ben diyor hayvanları, sürüleri otlatırken diyor, keçiler, sığırlar vesaire bir sürü hayvanlar var. Bana itaat etmediklerini gördüğüm zaman suçu kendimden aldım. Çünkü Allah'ın vaad-i ilahisi var. Allah'a itaat etme nispetinde Allah'ın mahlukatı da o insana itaat edermiş. Bak nerede ne ders çıkarmış. Hayvan itaat etmiyor. Yani geçme oraya, bizim hudut değil, laf dinleyecek. Böyle bir şey olur mu bizim için? Onlar için oluyor. Birincisi ne yaptık? Arzu-i hilaf. 2. İltizam-ı muhalif. Yani muhalife taraftar olmayacağız. O tarafına pergeli koymayacağız. 3. Taraftar-ı nefis olmayacağız. İnsafı elden bırakmayacağız. İnsaf nısıftan gelir. Yarılamak yani. Doğrusu yanlışı. Bir insan mutlak şeytan olamadığı gibi mutlak melek de olamaz. Melek, şeytan, insan ikisine de cemdir. Ve bu makamlara da sahiptir. Allah'ın muamelesi haşir meydanda muvazene-i amadır. İyilikler bir tarafa, kötülükler bir tarafa, hangisi galipse öyle muamele edecek. O zaman taraftarı nefis olmayacağız. Hem kendimize hem başkasına. Sonra asılsız evamını bir asla icra etmeyeceğiz. İrca etmeyeceğiz. Yani asılsız evham. Evhamın aslı var mı? Yok. Dün hatırladınız mı? Evhama şey diyor. Bulut diyor. Bulutlar diyor sarmış. Hayalat ve evham bulutları ile diyor. Hayalat. Evhan bulutları ile. Ya ne demek? Şimdi dün misal vermiştim. Bu Ordu Trabzon'dan geçerken bunu Makedonya'da da gördüm böyle yer. Toroslar'da da gördüm Adana'da. Şurası uçurum, burası uçurum. Böyle dağın tepesinden yol gidiyor böyle. Orada korkunç sis. Önünü göremezsin, çok zor. Uçurumdum, arabamın da göremezsin. Aynı bunun gibi evham ve hayalat bulutları ile sarılır hadiseler. Yani hayal da buluttur, evham da buluttur. Yoku var gösterir, varı da yok eder. Hele hele şu evham var ya, evham, Allah Resulü'nün tabiriyle acımasız bir latifedir diyor. Korkunçtur. Bugün itimat edin, işim benim biraz bu, ruhsal
psikoloji. Panik, panik atak, depresyon, sıkıntı, kendimi kötü hissediyorum. Veya bu adam var ya hizmete zarar veriyor. Bilmem ne yapıyor. Bütün düşüncelerin kaynağı evhamdır. Evham demek dimağın 7 mertebesi var ya, en dışarıdan soğan kabuğu gibi içeriye. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat idi. Tasavvurda, tasavvur bozukluğunu nasıl anlarız? Evham çok galip olur. Vehim. Varı yok eder. Hiç iyiliği görmez. Yani evham düşünce bozukluklarından geliyor. Doğru düşünememekten geliyor. Ölçemiyor, tartamıyor. Yani ölçü yok. Ölçü yok. Peki kimlerde bu ortaya çıkar? Muvazene ve muhakemesiz insanlarda olur. Bunun adı da muhakemat. Muvazenesiz ve muhakemesiz insanlarda vehim bozuk olur. Vehim aslında büyük nimettir. Halik isminin en cami bir aynasıdır. Yani tefekkür ederken olmayan şehri, olmayan çiçeği gözünü kapattın, tefekkür edeceksin. Bak bu çiçeğin şeyi yok. Bu ne diyorlar ona? Var ya şeyi yok. Gitti. Çiçekte bunun çiçeği ne diyorlar ya? Yok ya çiçekleri var. Bunun şeyi çıkıyor ya kırmızı kırmızı şeyler. Bitkinin şeyi. Hani kırmızı çıkmıyor muydu burada? Bu patlarsa. Sarı renkte çıkmıyor mu? Ona ne diyorlar? Tomurcuk değil ya. Ne diyorlar ona? Çiçeğin yani böyle hani buraya açılırsa. Bu açılırsa ne olur çıkar? Çiçekler. Yok yani bunun bir şey çıkan var ya bu yaprağın dışında. Bu yaprak değil. Çiçek diyelim. Ha çıkan şey. Ha, bunu ortadan kaldırıyor. Bak muhakeme ve muvazene. Ne demek muhakeme muvazene? Bir eline metreyi koyacaksın. Bir eline de kantarı koyacaksın. Vezin, muvazene, muhakeme, doğru bilgi, kantar. Alan gelenleri ve dışarıya çıkmak isteyenleri tart ve ölç. Metre ve kantar. Bu insan tasavvuru kaliteli olur, vehmi de düzgün olur. Vehimden mesela doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Bu böyledir. Buhran mı çekiyorsun? Şimdi sıkıntı mı var? Göğsüne ateş mi bastı? Kalp krizi geçiriyorum falan. Var ya bir sürü. Kesinlikle düşünce bozukluğundan. Düşünceni düzelt, tak oradasın. Düşünceni düzelt. Zaten kaçıncı devaydı 25. lemada? Maddi hastalıkların kökü ve kökeni diyor, vehmi hastalıklardır. Öyle demiyor mu Fethi abi? Vehmi hastalıklar. Dersin de orada benim. He, senin de dersin orada mı? Orada şu an. Kaçıncı devaydı o zaman? İşte bilmiyorum onu geçtim ben. Geçtin mi? Bak bakalım kaçıncı. Maddi hastalıkların kökü diyor, vehmi hastalıklardır. Vehmini, şeyde var mesela... Kastamonu da var. Ulan hiçbirisini getirmemişiz bak. Sabri abi diyor. Sabri abiye şey olmuş, musallat olmuş bu ruhani şeyler. Bedirli Sabri abi. Kastamonu'daki Sabri abi. Nerenin Sabri abisi bilmiyorum. Ha bilmiyorum. Onu başka abiler biliyor. Ta hangi abi nerede falan kronolojiyi biliyor. Ben o kitaptakini söylüyorum. Sabri kardeş diyor, vehmi hastalığın, maddi hastalığın kökünü olan vehmi hastalık, vehmi hastalığını kes diyor. Maddi hastalığın da kökünü kesecek. Kaç? Git bana getirsene şeyimi. Merak değil mi? Merak. He? 10. deva var. 10. deva var. 2. deva da geçiyor abi, manevi musibet. He? Kalpte kökleşen, merak ile kökleşen manevi musibet. Tamam. İkinci kaç? İkinci lemada mı? İkinci lemada geçiyor. Tamam. Bir lemalarımı getir, bir de kastanomunu mu getir? Kastanomu getir. Kaçıncı sayfa o? Şey? Tamam. Çok önemli de. Şimdi o getirirken devam edeyim. Niye bunun üzerine çok duruyorum?
Bak böyle çalışarak, notlar alarak, tamam mı? Bu tahlil edilmesi lazım. Öyle cümle cümle, kelime kelime tahlil edilmesi lazım. Okuyup geçilecek bir şey değil bunlar. Bunlar doktorlar hani diyor ya, bilmem ne hastalığı diyor. Yani isim söylüyor ya bir şey hastalıklara. İşte yavurca bir isim var da böyle Rumca. Onu okuyup geçiyoruz, ne bilmiyoruz. Öyle olmayacak bu. Hepsinin, her bir tabirin altına bir kitap yazılacak şeydir. Merak, kendisi de bir hastalıktır. Onun ilacı da hastalığın hikmetini bilmektir. Merak hastalığı ziyade ettiği gibi. Kastamonu'da, Kastamonu nerede? Ha burada, bak. 8. Sabri kardeş. Sabırlı ol. Emniyetsiz ve zararlı olan vehmi ve asabi hastalığına kıymet verme. Görüyor musun? Ya hastalıkların kökeni bu ya. Böyle pislik bir şey yani. Sabırlı ol. Emniyetsiz ve zararsız olan vehmi ve asabi hastalığına emniyet verme. Taraftarı nefis cihetiyle asılsız evhamını bir asla irca etmek ve kendini mazur göstermek. Bu saymış olduğumuz 4 tane şey neticesinde kendini mazurlu görme. Yani ortada bir şey varsa, suç varsa, bir sorun varsa kendini de mazur görme. Yani kendini bunun dışında zannetme. Çünkü kavga iki diri arasında olur. Başka bir madde, müşteri nazarıyla bakma. Yani müşterinin nazarı gibi yalnız maibi görmek. Müşteri nazarı nedir? Mesela kalem satıyor. Alıcısın. O abi bu var ya kalem, şuraya takarsın böyle de olur, bak taktığına dair tek ses yapar. Hiç bitmez abi. Bir sürü satıcı ne der? Bunun özelliği de, abi çok da güzel duruyor ha, bak ya bak güzel, ne güzel yakıştı falan diyor. Bu satıcı böyle der. Ötekisi de der ki, ne ya bak yarısı bitmiş ya, Allah Allah. Orada reklamı koymuş da falan. Müşteri nazarı da hep kusur bakar. Bak 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 burası çizilmiş, çizilmiş. Ya tabi canım. Bak, esnek değil ya. Ha, müşteri nazarı ne yapar? Malda kusur görür. Satıcı ne yapar? Hep iyilikleri görür. İkisi de olmamamız lazım. Ha? Meabi görmedi yani. Ha, diyor ki müşteri nazarı gibi yalnız maibini görme. Yani hanımın. Sırf niye kusurlar görüyorsun kardeşim? Müşteri misin yani? Oysa senin malın. Senin malınsa iyiliklerini gör. Satmıyorsun ki. Satmıyorsun ki. Sen kızını evlendirirken, oğlunu evlendirirken, vay arkadaş babasını annesini. Benim kızım var ya oğlumun da. Şu 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 pis ahlakları var ha, diyeyim ona göre. Bak alıyorsunuz ama bu kızı. Şöyle 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 şeyli de var, şöyle şöyle de var. Sen ona sabah namazına kalkmaz ha diyeyim ya. Der misin? Niye demesin? Çok da asabi olduğu zaman bizi bir hafta konuşmaz. Hazır mısınız siz de buna? Buna müşteri nazarı deniliyor. Kardeşine de böyle bakma. Kardeşiz ya. Yani ile cemaatin içinde değil. İslam'a böyle bakmak lazım. Kafire değil. Kafir Allah'ın düşmanı. Allah'ın sevmediğini sevme. El hubu fillah vel buzu fillah. Yani dostunu da düşmanı da Allah tayin etmesi lazım. O demek. Sonra çocuk tabiatı gibi bahane ile mahane tutmamak gibi. Yani çocuk ne yapar? Ağlamak niyeti varsa ne yapar arın? Bahane alamaz. Ağlamak için bahane arar. Kötü olmak için adam bahane arıyor. Bak o tarafında var ya bak. Orada yanlışım var ha. Orada şeyim var ha. Sen var hep böylesin zaten. Zaten ne zaman senin ağzın güzeldi ki? Ya sana da bir şey beğendiremedik ki. Hep böyle çocuk bahane gibi. Ağlamaya niyet eden çocuk en ufak şeyle vurur. Başlar ağlamaya.
Çocuk tabiatlı gibi ağlamak için bahane arama. Patlamak için bahane arama. Eğer böyle, Rüştü abi şöyle derdi. Abi ne yapacağız derdim. Tam da patlayacağım da asabi olmuşum. Ondan sonra, o zaman selpak yoktu. Acımadan yapacağım dedi bunu. Hiç unutmuyorum. Abi ne yapacağız dedim ya. Asabiyiz, patlayacağız ya. Adam evde ya. Karşısına patlayacak, şuna patlayacak. Dedi ki oradan bir bez verin, şimdi bu olsun. Evet abi dedim, buyur. Odaya girecek. Yırtsın, yırtsın, yırtsın. Boş atsın. Geçsin salona. Bakmışak. Çünkü öfke enerjidir. O bir yol bulması lazım. Sen var ya yerine böyle yapsın. Bu arada sepahım gitti. Ama o da yapmıştı. Bezi yırttı, yırttı. Bir enerji değil mi? Geçen ne demişti? Ekmeği bıçakla kes. Şeyini at. Evet. Hatırlıyorum. Öfüştü abi. Sen demişsin. Evet. Ama o öğretti. Aklıma geliyor. Usta ekmeği bir gün sofra diziyorum nöbetçiyken ne gördü bilmiyorum. Abilerin gözü hakikaten acayip ya. Bak Allah'ını seversen ya sofra seriyoruz 3 tane sofra. En az bir tanesine 10 kişi oturacak. 37 tane bakın. Nöbetçiyim sofra diziyorum. Ekmeği şey yapıyorum kırıyorum. Vurdum. Hasan buyur abi dedi. Elinde telefon. O zaman Panasonic telefonu var. Böyle şey çıkıyorsun böyle. Seyar ev telefonu. Buyur abi. Git dedi, soğan mağın kestiğiniz tahta yok mu? Var abi dedim. Var abi dedim. Ne gördüyse bak ne diyor. Hay. Allah Allah. Herhalde o da Süper abi öğretmiş. Tabii canım. Bu olacak şey değil. Ekmeği koparırken. Bak şimdi. Getir ekmeği. Bıçak da getir. Bıçakla kes. Ama keserken kime kızmışsan onu hayal et. Böylelikle boşalıyormuş. Ben ne görmüşse tabii yoğun ya 37 tane vakıfa yemek oluyor. Bıçakla kes. Bu da çaredir. Pat, pat ama fazla koparamıyorsun. Ekmeği 2-3 yaptın. Bunu o zaman başkasına kalmaz. Ben başka bir çare de buldum şimdi. Mutlaka ya yürü, ya mekik şınav yap. Mutlaka fiziksel hareket yapacaksınız. Benim mekik şınav çekmediğim gün çok azdır. Mutlaka yapıyorum ve çok rahatlıyorum. Duş alıyorsun. Kimseyle kavga etmek istemiyorsan sabah kalktığın zaman bir duş al. Sıcak olmasın, ılığa yakın olsun. Vücutta o akşam biriken enerji, toksin enerji diyorum ben ona. Zararlı enerji, atılamıyor. Ya ona, ne biçim çay koydun be? Sakar baksana ya çay bardağı da deviriyorsun. Böyle hani var ya sofralarda. Hep o akşam biriken enerjiden oluyor. Ondan sonra kahvaltı yapılıyor, bilmem ne yapılıyor. Epey harcıyor harcıyor, ona buna sataşıyor kapıdan çıkarken. Çocuğa da fırça attım ya. Hanıma da ya, ne biçim insanım ben ya. Kalkıyor. Hayır sen kötü değilsin. Kendini yönetmeyi bilmiyorsun. Kötü insan değilsin inan. Kötü insan olsaydın kapıdan çıkarken çok iyi yaptın be. Ona çaktım, buna vurdum, ona çaktım, buna vurdum, bunu attım, bunu devirdim. Seviniyor musun? Peki niye rahatsız oluyorsun? Biraz önce keyif alıyordun, biraz önce diyordun. Şimdi rahatsız oluyorsun. Demek ki o zaman var olan enerji attın. Şimdi o enerji yok ki. O zaman o yolla atacağına değişik yok. Kalktın bir duş al, bir hareket yap, bir şey yap. Hiç kimseyle görüşmeden. Ya fiziksel bu yapı. Allah Cenab-ı Hak Eyüp Aleyhisselam'a şifa için depren ya Eyüp diyor. Kur'an'da. Hareket et diyor. Demek ki çocuk, müşteri nazarını okuduk. Çocuk tabiatlı gibi bahane ile mahane. Hani hakaret. İki sebepler arama. Emirlerden nefsini tecrit ile şartına murat edebilirsen huzuru kalp ile dinle. Bunu okuduk. Şimdi geçiyorum 25'e. Konu farklı. Bu da çok önemli.
25. İhsan ilahiden fazla ihsan, ihsan değildir. Mesela ben yaptığım hatayı söylüyorum, siz yapmayın. Bir insan layık olmadığı halde, yani kaldıramayacağı kadar fazla muhabbetimi veriyorum. Alaka ediyorum, kaldıramıyor. Tabii niye biliyor musunuz? İnsanız biz, aciziz, verdiğimizi almak istiyoruz. Hazreti Ali'nin şöyle bir sözü var, radıyallahu anh. İnsanlardan gelen sıkıntılara tahammül edemiyorsan iyilik yapmayı kes. Niye? Biz bunu verirken bir beklenti oluyor. Veriyoruz beklenti. Gözüne dursun, dizine dursun. Bu kadar iyiliği de görmedin. Ama yapmasaydın bunu diyemezdin. O zaman insana yüklediğin muhabbet, insana verdiğin muhabbet, yüklediğin mana Allah'ın ihsan ettiğinden fazla olmasın. Mesela Allah onu güzel bir adam yapmış işte, hizmet ediyor. Sen uçuyor kaçıyor deme. Avucunun içi gibi dünyayı görüyor deme. Mesela öyle insanlar var ki, öyle yazılar yazıyor ki. Tenkit de var ama çok az. Takdir şu. Hocam, abi derse nurcu olur. Demek ki bu nurcu değil, bunu yazıyor. Nurcu olmayan yazıyor. Hocam bunu yazarken inanıyorum ki örtündüm odamda çünkü beni görüyorsun. Haşa, Allah'ın sıfatını bana taktı. Her yeri görüyormuşum. Avucunun içerisindeki gibi kim beni anıyorsa, kim bana dua ediyorsa ben onları görüyormuşum. Benim hiç şüphem yok, bir de şüphesi yok. Bunu yazarken beni görüyorsun. Onun için edebimi ilk önce örtündüm. Bunu size yazıyor. Çünkü seni andığım zaman senin burada olduğuna inanıyor. Ve görüyorsun. Bak şeriatı ne yaptı? Açtı ve taştı. Yani ihsan-ı ilahiden fazla bana ihsan etti. Bana bu manayı... Peki ne zarar olacak? Bana bu manayı verdiği için, beni böyle bildiği için, sıkıntılarından, dertlerinde de beni de İskender'in sihirli lambası gibi bir şey zannedecek beni. Bir duamla. Veya sıkıntıda, ya Rabbi, işte olmadı, ya Hasan abi hemen tut. Yani bir tuhaf tuhaf, garip garip şeyler çıkar bundan sonra. Allah bir insana ne verdiyse o kadar. Mesela ölçüyü söyleyeyim size. Kastamonu ziyaretli meselesi kaçtı? Kastamonu ziyaretli meselesi kaçtı? Hatırlayan var mı? 88 miydi? 88'a. Diyor ki orada Abdülmecid diye 88 mi? Abdülmecid diye bir kardeşi yeğenim yoksa? 88 doğru mu? Abdullah yeğeni galiba. Ha Abdullah mı? İsim oluyor. Ha yeğeni ha. Yok Abdullah abisi mi? Yok. Kardeşi. Bir baksana ziyaretli meselesi. Abdullah mı? Büyük kardeşim Molla Abdullah. Ha Molla Abdullah. Ha. Büyük kardeşim Molla Abdullah bir şeyhe bağlı tarikata. Ona bağlamak için ustada mübalağa ediyor şeyhini. Uçuyor kaçıyor her tarafa ıttılağı var. Orada da geçiyor böyle. Avucu içi gibi her tarafı görür. Gafs görür. Menzil şeyhimiz görür. Ustadımız avucu gibi her tarafı görür. Şeriatta aşıyorsun ya bunu. Her tarafı nazargah olan Allah'ın nazarı ya. İndel ağacı olursa görür. Biz diyor peygamber bile değil mi? Peygamber sen diyor Kenan'daki Yusuf'un şeyini aldın da yok ne diyorum yanındaki kuyuda Yusuf'u niye görmedin? Mısır'daki kokusunu bile aldın. Ha Mısır'daki Yusuf'un kokusunu aldın yanındaki Kenan'da kuyusundakini niye görmedin? Bizim nazarımız diyor şimşek gibi. Bazen en uzağa görürüz, bazen ayağımızın üzerinde göremeyiz. Allah verirse. Şimdi ne diyordum? Ha, ölçü şu. Kastamonu 88'de. Uçuyor, kaçıyor. Diyor ki, sen diyor Abdullah, Molla Abdullah diyor ki sen diyor ihsanını pahalıya sattın. Böyle muhabbet ediyorsun. Yani bu sıfatlarla her tarafı biliyor, her şeyi görüyor falan. Böyle inanıyorsun, dolayısıyla muhabbet veriyorsun. Muhabbet vermenin sebebi böyle adamdır diye. Ya öyle adam değilse, muhabbetin gider.
Ustad diyor ki doğru muhabbet bu değildir. Doğru muhabbet şudur. Ehl-i sünnet vel cemaat dairesinde sünnet-i seniyeye hizmeti varsa o nispette ayağı başımın üstünün senindedir. Ben o kardeşimizi severim diyor. Tamam mı? Gerçek izzettin. He? Gerçek izzettin. Gerçek ziyaettinin. Demek ben hakiki bir ziyaettini, sen hayali bir ziyaettini seversin. Bak şahsi makamı ne olursa olsun, bu sünnet-i seniye dairesinde, hakikat mesleğinde ehli imana halis ve tesirli ve ehemmiyetli bir rehberdir. Bak ehli sünnet ve cemaat dairesinde, hakikat mesleğinde ehli imana halis, tesirli, ehemmiyetli bir rehberdir. Onun için alerresi ve aynı kafamızın üzerindedir bu ayağı. Ehl-i sünnet ve cemaat dairesinde itikada, Kur'an'a, peygamberime, benim imanıma, benim nokta istinadıma bir tanesi ne dedi biliyor musun? Bunu da söyleyeyim. Beni hangi gün tıraş ettiler? Çarşamba. Çarşamba akşamı, dersten sonra. Ders bitti. Geldi bana ne dedi biliyor musun tıraş eden adam? Konuşmanın son, ortasını diyeceğim. Makası bıraktı, karşıma dikildi. F-25'in cemaatindendi. Öne gidenlerden değil mi Harun? Ha. Onu şey yapıyorken biraz ağladı yani. Geçmişine bu kadar şeyini şey yapmıştı. Baktım. Makası aldı. Şeyi de aldı. Karşıma dikildi. Dedi ki abi buyur dedim. Oğlum ben de endişe ettim. Biliyor musun dedi. Binlerce insan, benim bildiğim yüzlerce, belki onlarca insan var. Seninle ayakta duruyor. Sen nokta istinat olmuşsun. Pamuk ipliğiyle dine bağlı olanlar, seninle bir dersini görmüş vesaire, nurları tanımış sitede, psikolojiye girmiş sitede, şurada burada. Panik atak buran yazarken sitede, sana denk gelmiş. Dolayısıyla sen de reçete yazdın, İzbul Kur'an oku, Risale oku, bunu oku, bağlı ve ayaktalar. Çok insan var. Ben de seni siteden biliyorum. Ben dedi o F-25'in o 17 Aralık ne olacak da orada buhran geçirdik. Geçirdi. Ben hiç sarsılmadım dedi. Ben oradaydım gene. Ne zaman hoca beddua etti ben ondan koptum dedi. Çünkü o kotreden önceki hoca ile bedduadan sonraki hoca ayrı olduğunu anladı. Çünkü kusurlara vesaire hepsini affeden, kucaklayan bir insan. Bir Müslüman, bir Müslümanı böyle yapamaz. Beddua edemez. Lanet okuyamaz. Neyse. Bunu anlattıktan sonra gerçi karşıma biliyor musun çok insan sana nokta istinat yaptı. Sen nokta istinat olmuşsun. Tamam bir şey yok buna. Senin diyor hata yapma şansın yok. Niye dedim ya? Ben de insanım. Hayır. Bunu baştan düşünecektim. O zaman düşündüm. Ya peygamberin vazifesi ne kadar zormuş ya. Korkunç bu noktadan düşün. Abi dedi bir insan yıkılırsa bedelini sen ödeyeceksin. Ama dedi haşir meydanında ücret alırken ya Rabbi Hasan abiye bu kadar veriyorsun bana niye veriyorsun? Benim deme hakkım yok. Çünkü sen risk aldın. Risk aldın. İnsanlara nokta istinat olmak risk almaktır. O zaman ciddi hata yapabilir ama ciddi ve daimi ısrarlı hata yapamaz ısrar edemez. Senin dedi makasta şeyi al tara karşıma dikilmiş senin hata yapma şansın yok biliyor musun dedi. Hayır. Vay anasını ya. Sebebi niye? İhsan ilahiden fazla şey koymuşlar yani adam bilmiyor. Ha sonra tanıya nurlar değil mi tanıdı. Sonra ne okuyacak emirdağında? Bahki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmez. Edilirse adam işte bu olur. Dinini, imanını adama yükledin. Ha ilk önce tamam. Sonra da ne yapacaksın? Okuya okuya. Ha bu adam bana aynı oldu. Bunları tanımama vesile oldu. Allah ondan razı olsun ama insandır. Hata yapma özelliği var. Yapabilir. İnsandır çünkü. Hasan abi, bazıları da öküze aynı şeyi yüklüyor.
Şimdi öküz mü yüklenecek onun şeyine? Yani evet, sığıra tapanlar var. O sığırsan beni kurtar mı diyecek o zaman? Yani o tabii o kadar seviyede değil de seni bir hahirhar görmüş, hahirhar, ha, hayır, ha. Yani seni hep hayra teşvik eden, isteyen hahirhar. O zaman yani dikkat edeceksin ama şu var, burada bir ölçü var. Allah bir insana libas giydirmiş. Ustad diyor bana bir libas giydirdi diyor Cenab-ı Hak. Hizmet, yani kutsiyet. Bununla ben hizmet ediyordum. Rejime diyor ki mahkemeye. Siz bunu yaktınız diyor. O zaman ki neyle hizmet edeceksin? Benim de bir sıfatım var. Dershanecilik sıfatı var. Vakıftır. Bu adam ihanet etmez. Yani bilerek etmez. Diyebilirsin ama nereye kadar okuya okuya ondan sonra beni sorgulaman lazım. Beni bununla sorgulaman lazım. Yani ne diyorsa eyvallah, eyvallah. Hani var ya derste, tasdik makamında ders dinleyenler var. Ne demek o tasdik makamı? Ders okunuyor, adam uyuyor yani. Tasdik makamı ne diyorsa uyuyor. Tasdik makamı diyoruz. Sorgula arkadaş. Niye beni sorgulamıyorsun? Din söylüyorsan dine sorgula. Namazı mekruhlarını bahsediyor. Soruyorum size. Abdesti mekruhlar kaç tanedir? 3 tanedir diyorum. Siz 4 tane diyorsunuz. Kaç tanedir? Mekruh mu? He? Ha bak. Gördün mü? Çok güzel. Abdesti mekruhu yok. Vacip diye soruyordunuz önceden mi? Şimdi, vacipleri yani. Vacip. Yani Risale-i Nur'dan bahsediyorsan bu sorgulu arkadaş ben oraya istikamet çünkü festakim kema ümirte yani peygamber aleyhissalatü vesselama Allah demiş yani emrolundun gibi ol. Biz yapamayız yani o kadar. Yapamazsın. Beni ihtiyarlattı mı demiş o. Evet Şehbettin Suretin Hud beni ihtiyarlattı demiş. Yani Hud suresi ihtiyarlattı. Yani bu cümle şuydu. İhsan-ı ilahiden fazla ihsan etmek ihsan değildir. Zulmediyorsun. Hem onu eziyorsun. Zavallı İmam Azam neler çekti ya. Geçerken duyuyormuş. Duymuş yani. Konuşurken bir kişi. Biliyor musun bu kim? Kim? Numan bin Sabit. Ne olmuş yani kim ve ne olmuş? Bu sabahlara kadar namaz kılıyor. Yapıyor. Hakikaten. He. Bu Müslümanın yalana düşmemesi için ondan sonra ömrü boyunca 40 sene hep sabah kadar namaz kılmış. Bu Müslüman yalana düşmesin diye. Lan ben yapamam ha. Demek ki halk arasında şöhret şiar olduğundan dolayı çok bütün halk şeye düşecek. Çok kötü. Hem hayrı çok. Hakka, hakikate kaynak oluyorsun. Senden dolayı canlı ve namaz kılıyor veya devam ediyor, kitap okuyor. Ama riski çok büyük. Şöhret senin malın olmayan sana mal eder. Mal eder. Yani çok korkunç yani. Yurt dışına daha çok gittiğim zaman Allah şahit ya. Ya Rabbi yani. Keşke bu kadar bilinmeseydi. Zor değil mi? Çok zor. Bunun üzerine yemin ederim. Çok zor. Mezuniyet alıyorsunuz. Rüştü abi bana dedi ki askere gideceğim. Daha 22 yaşındayım. 2 sene geç gitmiştim. Tuzağa düşürdü beni. Abi de yanında gidiyorum ya. Meğer Ustad Ceylan abi ne demişse o da bana demiş. Sonradan öğrendim tabii. Abi ne yapayım dedim. Askere gidiyorum. Nasıl hizmet? Yerimde duramıyorum. Ateş gibiyim. Düşünün 22 yaşımı. Şu anda 52. Ağustos'ta inşallah 52 olacak. Ne dedi biliyor musun? Tahmin et. Nurcu bilin. Nurcu bilin yeter. Ne demek abi bu kadar kolay da ne olacak ya ben Nurcu'yum dedim mi tamam. Ne olacak ya Nurcu? Meğer en büyük sıkıntıymış. Ulan Nurcu'yum sinemaya gidemiyorsun. Nurcu'yum sıraya giriyorlar. Ekmek yemek sırası yamuk yumuk yapıyorlar müdahale edemiyorsun. Ulan ne yapıyorsun kardeşim falan. Nurcu değilsin diyeceksin. Ulan Nurcusun hazmet. Nurcu'yum nöbetimi 3-5-3-5 basıyorlar. Pasta şeye veriyor. İtiraz yapamıyorsun. Nurcu lan olmasın şimdi hoca biliyor. Ulan nereden bilindik bu Nurcu'yu ya? Garnizona sinema geliyor. Hiçbir tanesine gidemiyorsun. Hiçbir tanesini hatırlamıyorum. Nurcu'yum ya. Ulan dedim acayip bir şey ya. Meğer ustad demiş ki Nurcu bilin yeter demiş. Celan abi de duramayan bir insan. Ben de öyle o daim. Ama o şer yaptın. Sokağa çıkıyorsun tamam mı? İzine çıkıyorsun çarşı izine. Ulan Nurcu'yu birisi görecek falan.
Bana Nurcu'ya bak. Nurcu'ya mal olacak korkusundan bana 10 defa mal olsun canım. Hasan böyle yaptı demezler. Bak Nurcu'lar böyle. Denmesin diye Allah'a hamdolsun korundum ama neler çektiğimi ben bilirim. Sakın siz öyle yapmayın. Günahınızı, günah işleyemezsiniz yoksa diyeyim size. Yaptın mı askerlik? Sen? Yok. Sen yaptın mı? Yaptım abi. Sen? Yaptım. Siz Nurcu bilinmeyin. Bilinirseniz günah işleyemezsiniz diyeyim size. Birincisi neydi? İhsan ilahiden fazla ihsan, ihsan değildir. Sonra bir tane hakikat, bir harman hayalata müracaattır. Yani bir tane hakikat anlatacaksın. Mesela diyelim ki namazın farzları 12'dir. Tamam mı? Altısı için altısı. Veya bir diyelim insan anlatıyorsun. Bunun yerine ya İslamiyet adına İslamiyet işi yapacağız. Uyduruk bir rüya veya kimin gördüğü belli olmayan. Gel arkadaşlar bu ders yerine. Bu ihsan ilahiden fazla ihsan, ihsan değildir var ya. Bu hakikattir. Bunun yerine adamı getirse ne gördün? Din adına şimdi rüya anlatıyorlar. Böyle cemaat da var. Oh, vay be ustadımı şöyle, şeyhimi şöyle gördüm. Öteki şefte oturuyor. Şeyhim böyle. Ondan sonra saatlerce onun rüyası, onun rüyası, onun rüyası. Ondan sonra vay be şef deniyorlar. Bir de güzel bir ilahi. Bir de sigara içme odasına geçiyorsun. Ondan sonra çıkıyorsun din. Ne acayip. Diyorsun ki sen uyduruyorsun. Gördüğümü söylüyorum. Bir tane hakikat, bir harman hayalatım aracaktır. Yani veya bir şey anlatacaksan doğru anlat. Olmayan bir şey. Ya bir yere gitmiştim de orada birisi karşıma gelmişti şöyle demişti böyle. Nereden uyduruyorsun? Sen mi? Oldu mu? Yok. Sen, yapma kardeş. Tesir etmez. Böyle bir şey yok. Ya şefk olur. Şefk olmaz kardeş. F-25 yaparmış bunu. Resulullah görüştüm. Resulullah bana böyle dedi. Resulullah da şöyle. Sonra en yakın ona demiş ki ya böyle böyle diyorsun ama böyle yani hocam demiş ha. Ya gençlere şevk lazım, ateş lazım, enerji lazım. Onun için yapıyorum demiş. Ben şeyin yalancısıyım. Onun videosunu gördüm. Birisi bana ispat mı dinletmişti? Bu Misirli oğlu mu ne? O demiş. Bizzat kendisine demiş. Biliyor musun? Resulullah gördüm. Her akşam Resulullah'tan ders almasam, Resulullah demesem. Ya bu söylediğinde bir şey, dine zıt ama bu hep Resulullah'tan. Resulullah mı dedi bu sana dedi. Ya dedi Kadir demiş yani bu. Kendisi anlatıyor malum videosunda. Bir cereyan lazım gençlere. İnsanları bir aktif etmek için. Ben onun için diyorum. Olmaz kardeşim. Yalan yalandır. Yalan yalandır. Allah Resulü diyor ki ben de latife yaparım ama latife latif olmalı. Yalan olmaz. Latifede şakada bile yalan olmaz. Ben bir tanesine yaptım. Ya yaptım söyleyeyim kime. Hocam var Çayeli'de Şerifoğlu'na. Şaka yaptım ama şaka yalandı. Tabii şaka yaşıyor. Ondan sonra inandı tabii adamın böyle bir şeysi yok ki. Sonra dedim ki şaka dedim. Ama yalan dedin dedi. Böyle ciddice. Ama şaka için ya ben seni bir malını almak değil, seni yere sevk etmek değil. Hiç ömrümde unutmuyorum. Dedi ki yalan yalandır. Şakası da yalandır, ciddisi de yalandır. Peygamber demedi mi ki diyor nikah ve talakta, yeminde ve tövbede yalanın da ciddisi, ya şakanın da ciddi, şaka talakta ve nikahta şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir. Yeminde de öyle. Veya hakkını helal et. Helal olsun. Ben yalandan dedim. Hayır bitti o. Ağzından çıkıyor. Şeriat sayına bak. Bitti, helal. Onun için şaka, yalanın şakası olmaz kardeşim. Yalan yalandır. Hadis-i şerif var. Şakadan daha yalan söylemeyenidir ve cennette ben buna kefilim diyor. Evet. Şakadan daha yalan söylemeyenidir. Bu yalan yalandır. 3. İhsan-ı ilahi ile tavsifte kanaat etmek gerektir. Mesela ben babamdan hatırlıyorum Allah rahmet etsin. Şimdi babam dolmuşçuydu. 4 köyün dolmuşçusuydu. Tek bir araba vardı. 4 köyde bir tane. Almanya'dan geldiği için parası vardı. Demek ki araba almış. Dolmuş almış. 4 köye dolmuş yapardı. 4 köy. Dolayısıyla çok tip o çocukken beni gezdirirdi.
Dört tane köyün o çocukken ayrı ayrı modelleri görmüştüm, konuşmaların her şeyi. Bir gün babamı dinliyorlar. Ağa ya, dört köyün ağası. Niye? Arabası var tamam. Peygamberi anlatıyor babam aleyhissalatü vesselam. Ondan sonra anlattı. Acayip anlattı. Ben de etkilendim. Tuhaf yani. Acayip hiç duymayacağım bir şekilde anlattı. Sonra ikisi indi. Bir kişi kaldı. O da işi biliyordu. O dinden haberi olan Servet Hoca diye. Ondan sonra dedi ki ya Muammer dedi. Nerede bunları okudun? Dedi ki hocam dedi. Peygamberi anlat da nasıl anlatırsan anlat. Hepsi caiz dedi. Ya ne dersen ne kadar ne, yani uydur peygamberi sevdir. Ya, caiz değil demek. İhsan-ı ilahiden, ihsan-ı ilahi ile tavsifte kanaat etmekken Allah ne kadar demişse o kadar. Methetmek caiz. Övmek peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Yalan olmaz. Mesela diyelim ki, mesela ona ait bir tane sade misal vereyim. Şakı kamer meselesinde ayı ikiye ayırdı. Sonra tuttu iki ayrı cebinin bir parçasını bu cebine, bir parçasını bu cebine koydu diyor. Bu diyor şakı kamer meselesine küsuf, yani bulutlandırmaktır, makamını düşürmektir diyor. İyilik yaparken kötü. Başka bir tanesini de söyleyeyim. Ayakta bevletmeyi güyamen edecek. Adam edecek. Cemaat ayakta bevletmek Kabe'de bilmem ne yapmak gibidir anasıyla. Vay be hemen. Evet güya bunu resil gösterdin ama zinayı ne yaptın? İndirdin bu seviyeye. Delikanlı ne diyecek? Ulan ayakta şimdiye kadar yapıyordum. Ha ayakta bevletmek, anasıyla bilmem nerede ne yapmak, muhakemat da burada geçiyor. Seviyesindeyse o zaman sıradan bir şey değil ha, başka kadınla demek ki basitmiş. Güya bunu dehşeti göstermek için dehşeti aşağıya indiriyor. Muvazenesiz, muhakemesiz sözler diyor. Bak, onun için hakikat neyse onu anlat kardeş. Ayakta bevletmenin abdesti olmuyor. Abdestin üzerine abdesti de olmayanın abdest üzerine kurulan hiçbir bina sağlam değil. Abdestin yok, namazın yok. Yalnız oruç tutsan kabul. Çünkü abdesti olma şart değil. Delil iddiadan daha muhal mi diyordu? Daha evet. Daha mahfi, daha gizli, daha şey ya. Yani. Zor bir şey. Ayakta bevletin abdesti olmaz kardeş. Nasıl istibra yapacaksın? Yani İhsan-ı İlahi anlatırken yarım ay ikiye ayrılmış. Sonra tutmuş peygamber bir parçasını bu cebine, bir parçasını. Ne yaptı bunu? Onu inkar ettiriyor karşıya anlatırken. Allah ne kadar demiş o kadar anlattı. Risalede ne kadar demiş o kadar anlattı. Ma değil mi kardeşim diye ikide bir şizli şahit yapıyorum ki ta ki yanlışım varsa kayıtlara mayıtlara girer. Yanlışım siz de şahit olun ki yarın rüzum aşırdı. Öyle değil miydi? O derste böyle demedik mi? Veya de gibi için yapıyorum. Ve anlattıkları misaller var ya gene kırpıyorum ha. Bazı acayip olan şeyler var ya mesela. Mesela bir tane şey söyleyeyim. Dön. Ya diyor abi diyor ben bilmiyordum diyor. Buraya geldi ya. Bir hafta önce. Bir hafta içinde diyelim. Hayaliniz o saati görmesin diye. Ya abi diyor bir şey soracağım diyor. Falan şehirden geldim diyor. Buyur kardeş. Ya ben nurları tanıdığım zaman diyor. İki sene gusül abdestinde bilmiyordum. Gusül oluyordu ama ben böyle yıkanmak gerektiğini bilmiyordum. Namaz kıldım dedi iki sene. Kirlendim sen yıkanırdım diyor. Şimdi bu namazları kaza edeyim mi diyor. Bunu saf saf soruyor. Ve gurur duydum ve onun imanını ben şefaatçi yaptım. Ya Rabbi şu anda bunun imanın hürmetine beni affet ya. Ne kadar halis, temiz. Ne yıkanma ailesi demek ki bilmiyormuş. İşte nasıl bir aile veya bilmiyorum. İki sene nurları tanımış, sonra şeyler olmuş. Yani gidip geliyormuş okuldan, üniversitede. Sonra daha abilerle irtibat kurunca dershanede vay hemen şey yapalım ama şimdi ne yapacaksın? Onlar kaza edersin de delikanlı. Yavaş yavaş kaza. Tamam abi. Bunu telefonla da sorardım. Yok abi. Görmek istiyorum seni. Duymak istiyorum. Tam duyardın telefonla falan şehirde niye geldi? Sitede görmüş. O güvenilir bu adam. Gitmiş otobüse. Talebe.
Kaza et kardeş. Tamam ha. Bilet aldı, çekip gitti. Nokta istinad çok tuhaf ya. Evet. Bu adam bu şehre geldi. Olduk ama. Şimdi bu adamın nazarına ben rezil bir hayat yaşasam şimdi. Ne olacak şimdi? Ulan bunlardan dolayı hiç günah da yapamazsın ha. Yap da göreyim ha. Kaza namazı bırakacak bu sefer. Çok acayip. Yani bunların dinden pamuk ipliğine bağlı ya. Bunların dinden kopacak diye sen de haramda yapamıyorsun yani ha. O kadar çocuğu. Mesela şimdi sokağa çıktım artık bunu takmıyorum. Elimden geldi. Değil mi? Bir tane şey var. Ne renkti o benim taktığım? Hangi renkti? Gri. Ulan metroya biniyorsun, derse giderken bir yere pat diye koluna birisi girmiş. Kadın orada gülmüyor. Tanıyorlar sitede. Ona dedim, bunu çıkarttım. Şimdi gri bir şey takıyor. Ve şimdi çantaya iki tane koyacağım. Aa, o seyahatte var ya, Afyon, Adıyaman, Diyarbakır, böyle, Mersin. Artık sefere çıkıyormuş inşallah. Ne zaman çıkıyorsun? Salın 8'inde, cumartesi, dersten sonra. Şimdi bir tane de gri koyuyorum. Onu takacağım. Yani, ulan bak belki de bir aram oldu. Daha ne bileyim yani, uçaktan aşağıya baktın. Ulan evlere bakıyor demesini. Bir de koyu renk vardı galiba. Evet. Başka okuyorum. Cemiyete dahil olan cemiyeti nizamını ihlal etmemek gerektir. Cemiyete dahil olan. Mesela geldiniz mi buraya? Bu ders hoşunuza gitmiyor mu? Buraya fitne çıkarmayın. Abi ne biçim ders yapıyor? Çekip git. Gittin tarikata ki ben yaptım. Tepecik'te. Dergah, cuma kılın. Diyanetim var. Süleymancı kardeşlerim var hemen bitişimizde. O var, dergah var. Mevlana'nın var. Mevlana tarikatı, Konya. Başka bir tarikat da var. İsim vermiyorum. Cuma kılındı. Şeyh kalktı mihraptan. Yerde herkes diyeyim tövbe. Var bir kalpe, 5-6 kişi. Şeyh'e oraya mescitte dizleriyle, dört ayakta böyle yere sürünerek gittiler. Ayağına kadar geldi. Şeyh'in sağını solunu öptü. O da şeyh burasını öptü. Onayladı, geçti. Görüyor musun? Onun yanına böyle gidiyor. Ne Resulullah'ta var ne dinde var bu. Peki, bir örnek gösterelim. Peki ben, onlar ne biçim adamlarsınız da böyle olur mu? Demedim. Niye? Cemiyete dahil mi oldum bak. Cemiyete dahil olan, ben burayı bilmeseydim, cemiyetin nizamını ihlal etmemek gerektir. Abi demeyecek miyiz? Demeyeceksin orada. Orada fitne olur. O adam o şekilde pamuk ipliğe bağlı. İki sene gusül yapmayı bilmeyip de namaz kılan var. Ona bakıp cemaati mi ölçeceksin? Bu adamlar böyle veya oradaki vekil öyle. Ama genellemeyecek. Ne yapacaksın? Diyeceksin. O zamanını getir, çayda hocam işte Şeyh Efendi seninle hızlı konuşabilir miyiz? Baktı ki adam istemiyor. Ben hocayım. Seninle daha hocayım deyince daha o zaman ayırır. Hocam diyeceksin. Bu bir medya gelir. Bak çoğu senin medya gelir. Artık medya böyle büyük omuzuna koyduk. Kamera yok artık. Cep telefonuyla alıyor. Tak tak açtı. Değil mi? Bak adam namaz kıldı. Koca camide arkadan. Gidip de hocanın elini öpmüyor. Yere sürülmüş. Askeriye de sürünme var. Böyle gitti koca adam. Gidiyor hemen ayağının öpüyor. Ondan sonra gidiyor. Öyle şeyler var ki ayak öptürüyor Afrika'da. Ondan sonra geliyor. Burasını öpüyor şeyhin. Burayı okuyor. Yaşlı adam ha bu da genç. Benden daha genç ha bu şeyh. O da şeyh de alnından öpüyor. Ondan sonra geri gidiyor. Hocam bunu medyaya düşerse hatta İslamiyet rezil olur ya. Ha İslamiyet budur. Dünya rezil olur ya. İngiltere bunu yayar ya. İslam'ın en büyük düşmanı. Diye git ona hususi anla. Ne biçim adamsın? Deme. Fitne yapma. Nereden biliyoruz? Cemiyete dahil olan, dahil mi oldun oraya? Cemiyetin nizamını ihlal etmemek gerektir. Ne güzel ölçüler değil mi? Dese ki, buldunuz orada yanlışı, kafasını kırın. Gördün hadis-i şerif var ya, gördüğünüz bir şey yanlışı elinizde, yoksa dilinizde, yoksa kalben buğz edin, yoksa imanınız yok. Bu hadise göre ne yapmamız lazım? Kalk lan! Ne biçim adamsın lan? Nereye sürünüyorsun? Resulullah'ta var mı? Ona ne biçim eşek bozmasısın lan sen? Resulullah'ta gördün mü? Böyle desen ne olur orası? Ona seni linç ederler ya. Hem de ortalık karışır. Hem de insanlar şüphe eder ya. Resulullah'ta gördün mü? Peki o hadis ne olacak?
hadis uzmanı mısın? Muhaddisin misin ki hadis mealiyle hadisten ahkam çıkarıyorsun? Ne demek manası? Muhaddisler şöyle demiş. Hadis meallerine ahkam çıkartan var ya, kafasına yatmayınca, mantığına yatmayınca hadistir değil, hadisi değil diyerek, hadis inkar ederek kafir olanlar var ya, hadis inkar etmek, ayet inkar etmek gibidir. Niye inkar ediyor? Kafasına yatmadığı için. Oysa kim izah edecek? Muhaddisler izah edecek. Hadis, muhaddisun denilir. Hadis izah edenlere, tefsir edenlere müfessirun denilir. İçtihat edene müciddi, müştehit denilir. Asıl imamına müciddit denilir. Tamam? Hadis imamlar ne demişler? Gördünüz bir yanlışı elinizde, yoksa dilinizde, yoksa kalbimizde. Elinle düzeltmek ulul emre aittir. Halifenin işidir. Yoksa sen fitne çıkarırsın. Dilinle alimlere aittir. Alim misin? Abi ben alimim. Kendi çapında alimsiz. Alim olduğunu kim biliyor? Ben oraya dahil oldum o meclise. Benim alim olduğumu kim biliyor? Alim olduğumu ise zaten cumayı bana verirdi. Ben alim değil mi ki? Bilinen bir alim. Hangi alim? Dile-i Şeriye'de Kur'an, kitap, sünnet, kıyas, icma. Yani ulema, alimler, ümmet, Müslümanlar kişiye icma ederse o alimdir. O lisan, o söylerse susar. Mesela misal vereyim şimdi. Mesela misal insaflı söylüyorum. Abdülbaki Hazretleri var değil mi Adıyaman? O meclise gelse hemen oradakiler, o cemaattan değil o. Olmasa bile adam şimdi geri durur. 40 küsur yaşında şeyh o da. Şimdi orada vekil. Şöyle vekil değil şeyh. Veya Mahmud Efendi Hazretleri gelse veya Bediüzzaman Hazretleri gelse değil mi oraya? Adam ne yapar? Durur. Ben gittiğim zaman niye durmuyor? Tamam. Onun hakkında, onlar hakkında icma var. Yani efkar amme, toplum, İslami geleneğimiz onu onaylamış. Sen ister onayla, ister onaylama. Adıyaman'ı adam onaylamış. Genelde bilinmiyor. Tamam. Mahmud Efendi onaylamış vesaire. Şimdi Hilmi Tunağan Hazretleri gelse, değil mi? Şimdi dahil olduğun zaman sen alim misin ki dilinle ikaz ediyorsun? Yani alimim. Kim biliyor? Kim icma etmiş alim olduğunu? Benim. Şeyh'in kerameti kendisinde. Olmaz. Gene fitne olur. Ne yapacak? Diyeceksin ki de ama kalbe muz et. Git odaya işte anlattığım gibi. Yani sana itimat etsin diye hocam diyeceksin. Bak ben de hocayım. Oldu. Başka bir tarikata gittim. Adam şey dedi. Ya Nurculara hayret ediyorum dedi. Benim Nurcu olduğumu da bilmiyor. Allah Allah. Cuma'dan sonra odada. Sohbet. O da tarikat şeyh. Ya diyor bana niye icma etmiyorlar? Bana niye tabi olmuyorlar dedi ya. Hayret ediyorum. Oysa ustad bana verdi dedi. Ben dedi Barla'ya gittim dedi. Benden sonra sen varsın dedi. Sana ben vefat ettikten sonra sana biat edecekler dedi falan. Orada kendi etbaanı anlattı. Ben de oturdum Allah Allah. Yani sonra bir şey demedim. Sonra hocam dedim konuşabilir miyiz dedim falan. Dedi ki ben hemen çıkmam lazım. Hocam dedim ben hocayım dedim. Onun için ciddi bir mesele konuşmamız lazım. Ha, öyle mi ya dedi bir dakika gel dedi. Geçtik mutfağı aldık. Hocam dedim ben nur talebesiyim dedim. Barla Emirdağ'da diyor ki baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmez. Ben orada bir şey demedim. Ve cebimde dedim külliyatta var gösterirdim. Kendi zatında kendisine bağlamamış ki kendi vefatından sonra birisini merci göstersin. Kendi zamanında şahıs merciyetini kaldırmıştır. Ve hakikatler kitaplar olarak göstermiştir. Gelmeyin demiş. Gelmeyin. Baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmez. Bina edilirse hakikata zulümdür diyor Emir Dağı'nda. Diyor. Sen kendini kaynak yapmadı. Sana nasıl hedef gösterir? Niye böyle dedim? Hiç olmayacak lisanda olmayan şeyi söylüyorsunuz. Bak dedim ben dedim sizi rencide etmemek için orada demedim dedim. Açıp okuyabilirdim dedim. Ya aslında dedim. Hocam lütfen. Bak hiç kimse yok. Lütfen başka yerde yapma. Kardeşim teşekkür ederim dedi. Hemen çıkamam lazım. Çık dedim şimdi. Yani eylem için gösterdim onu da.
Bak ben o böyle giden dedim ya mescitte. Çay ocaklarına gittim. Ondan sonra çay ocağına oturdular. Orada oturdum. Oturunca o cemaattan bir tanesi beni tanıdı. Galericiymiş. Şükran tanıdı. O hocam hoş geldiniz deyince o da hem de benden geçti. Şeyh'tir o. Halife de değil. Hocam dedi. Hoca mısınız? Hocayım. Hocayım dedi. Durdu biraz. Şey yaptı ya. Rahatsız oldu. O zaman dedi ya birkaç tane fıkıh dedi. Bu arkadaşlar soruyor. Size sorabilirler mi? Tabii tabii dedim. Sorun. Ona sordular üç tarafta falan. Ondan sonra ben gitmek istemedim daha Cuma'ya. Çünkü beni görünce çekinecek. Bozmak istemedim ayetlerini. Yani o gidişlerini. Oysa ben böyle çekip de medyaya, Cuma'ya çekip de eli sındıka böyle şovlardır, Kanal D'ler bunlar yayınlar diye İslam adına endişe ettim. Kendi zatıllarına baksam ne yapacaksın ya? Ne yaparsam? Onun adına edinim. Onun için dedim ya görmeyin. Sonra başka bir cümle okuyorum. Bu da çok ilginç bir cümle. Bir şeyin şerefi neslinde değildir, zatındadır. Bir şeyin şerefi neslinde değildir, zatındandır. Bir şeyi aslını gösteren semeresidir. Mesela ben neslim yok. Neslim yok. Özelliğim yok mu? Yani nesli değildir, kendisidir. Bir de nesep de değil. Mesela şöyle diyeyim. İkrime radiyallahu anh kimin oğluydu? Ebu Cehil'in oğlu. Şimdi nesebine bakarak onu değerlendirilir mi? Bir şeyin şerefi, değeri neslinden değil, kendindendir. Ben bunu çok şeyde kullandım, çok. Mesela öyle bir kardeşim var ki, öyle kardeşlerim var ki birkaç tane duydum. Nurları tanıdı okuldan. Ondan sonra sonra öğrenmiş. Nurları tanıdıktan sonra Allah'tan öğrenmiş. Kendisinin gayrimeşru olduğunu öğrenmiş. İntihara geldi, intihar safhasına geldi. Nurcu olduğu için vicdan müsaade etmedi. Geldi bana buraya okudum. Dedim ki bir şeyin şerefi ve değeri, kıymeti neslinden değildir, kendindendir. Dedim ki sahabelerin, peygamber gelmeden önce sahabeler, yani önce kişiler, İbrahim Aleyhisselam'ın baki diniyle nikah yaparlardı. Nikahsız değillerdi. O zaman o geçerliydi. İbrahim Aleyhisselam'ın diniyle. Ama Ebu Cehil yapmış olabilir mi nikah? Zor değil mi? Ha, bilemiyoruz. Günahını almayayım. Ama o dönemde peygamberden önce ve o zaman geçerli ve şer'i olan bir peygamber hükmü gelmedikçe önceki peygamber hükmü caridir. Nikahlarını o peygamberi göre yapmış. Ama şimdi İkrime radiyallahu anh'ı Ebu Cehil'le mi kıyas edeceksin? Yani hepsinin de nikahlı oldu mu bilmiyoruz. Ama nikahlıdırlar. Çünkü olmasaydı böyle bu şerefli şey yapmazlardı ama yani kişiyi değerlendirirken nesliyle, nesebiyle, nesep arkası, nesli de akıcılığı benden. Şimdi benim neslim diyelim çok rezil. Ben iyi insanım. Rezil diye ben rezil miyim? Veya ben rezilim, neslim çok iyi. Ben çok iyi miyim? Onu 11. Lema'da şöyle diyor Peygamber Aleyhisselam'ın şeyine, seyitlere. Namaz kılmıyorsa diyor, seyit olamadığı gibi seyitlere dost bile olamaz diyor. Hatırladınız mı? Garip garip baktınız da. Sayfa 21 abi. 21 mi? Kaçıncı lema ki bana böyle dur şey? Sünneti seviye ittiba terk eden iki âl-i beytten olmadığı gibi âl-i beytte bu hakiki dost olamaz. Tamam bu dördüncü lema niye bize şey yaptı? Ha Hazreti Ali'nin şeyi meselesinde ya. Bak burada. Size iki şey bırakıyorum. Burada anlatıyor diyor ki işte bu sıra binaendir ki kitap ve sünnete ittiba unvanı ile bu hakikat hadisi bildirilmiştir. Demek Âl-i Beyt'ten vazife-i risaletçe muradı sünnet-i seniyedir. Âl-i Beyt'ten muradı sünnet-i seniyedir. Sünnet-i seniyi ittiba terk eden
hakiki Ali Beyt'ten olmadığı gibi Ali Beyt'e hakiki dost da olamaz. Gördünüz mü? Çok acayip. Ne ölçüler ya? Adam dinden bidat bir sürü şey yapıyor. Ali Beyt'tendir. Olursa olsun da ne var? Hiçbir değeri yok. Hani şeyden dedik ya, bir şeyin şerefi neslinden değildir, zatındandır. Adam namaz kılmıyor Ali Beyt'ten. Ali Beyt'tir ama hakiki değildir. Diyor ki, sünnet-i seneyi ittiba terk eden hakiki Ali Beyt'ten olmadığı gibi Ali Beyt'e hakiki dost olamaz. Hazreti Ali meselesini anlatıyor. İyi, işte bu kafamı son bire gitti demek. Bir yerde diyor, ne kadar da günahkar olsa diğerlerine azar taraftar. Taraftardır ama gene olmuyor. Taraftarlık da olmuyor bu. Mesela diyelim ki bunu kıyas et. Ya benim babam şöyle adamdı, böyle adam. Ya sana ne kardeşim? Onu mektubatta da anlatıyor. Şöyle diyor. Bir yumurtadan diyor tavus çıksa diyor. Fevkalade hava semasını şenlendirmiş ve kanatların o güzelliğini görünce o güzelliği yumurtada mı arayacaksın? Çıktığı yere mi arayacaksın? Allah Resulüne böyle bak diyor. Şey diyor, mebdi hayatına bakarken diyor, havada teheran eden diyor, kuş vasfına bak. Nazarını kaldır. Yani bir insana bakarken kilitlenme kötülüğüne veya nazarında eksik gözüken bir şey. Kafanı kaldır, onun güzelliğine bak. Güzel taraflarına da bak. Kaille o, şimdi o güzelliği yumurtada mı arayacaksın? Yumurtanın içinde. Oradan çıktı diye. Şimdi beni ailemle mi ölçeceğiz? Köyümle mi ölçeceğiz? Aleyhisselam senden değildi diyor evladına. Ha evle evladına. Evet çok güzel. Hulusi abi de demiş. Kızına mı ne demiş? Bendendir ama benim değildir dedi. Okudum herhalde hatırını. Nuh Aleyhisselam Allah diyor. Ne demişti? O benim evladımdı diyor. Allah Teala diyor. Değil diyor. Evet. Senden sen oluyor da şey olmuyor. Sendendir ama seninle değildir. Senin değildir. Evladımdır ya Rabbi dedi. Hayır diyor. Evlilikte abi nesip aramasının hikmeti ne o zaman? Arasındaki fark. Yani diyelim ki yani bu bozuk olanlara nesebini ille ölçme. Yoksa evlenirken nesep arayacaksın. Temiz nesep arayacaksın. Kendisi iyi, ailesi kötü. Yani ailesi kötü. Yani, evet. Sirayet de var tabii. Kanunlar birbirine girmiş. Yani mesela İyi bir kız, çok hoş veya iyi bir oğlan. Fakat ailesi çok bozuk. Aynı binada oturma, yakın olma. Ya çok ciddi bir değişime şey yapacak. Veya yani çünkü şöyle bir şey şahit oldum ben. Zaman geçtikçe ailesine, akrabasına, soyundaki kültür kusuyor. Nevzat Tarhan diyor ki evleneceğiniz kişi de erkekse annesine nasıl davranıyorsa size öyle davranır. Kızsa babasına nasıl davranıyorsa size öyle davranır diyor. Evet, doğru. Yani ben de şöyle diyorum. Mesela bir oğlansa ilk kadın evde annesini görmüş. Kızsa ilk erkek babasını görmüş. Ona bakışıdır. Ama şöyle, benim senelerce tecrübem iyi dahi olsa soyuna bakın. Abi onu da o soy başka birisi alsın. Her yerde Üstad Hazretleri bir yer hariç külliyatta her yerde evlenirken diyanet yani şey seciyeten denkliği anlatırken diyaneti öne çıkarmış. Din. Her yer. Bir yer hariç. Kastamonu 252'de evlenirken şeye birinci sıraya şeyi koymuş. Seciye ahlak koy. Huy. Huy var ya, ahlak. Sonradan kazanılan ahlaklar uçabiliyor. Ama soya dayalı, akrabalar yani büyüdüğü aileye dayalı, o kendisini mutlaka bir şekilde gösteriyor. Ama gene benim dediğime inanmayın da. Ama
çok canım yanmış. Ne kadar bilgili olursa olsun, aslihu neslihu. Onu bırakmayın. Herhalde birkaç tane daha cümle kaldı, bitiriyorum. Birinin malını başka mal velev kıymetli de olsa karşılsa malını kıymetsiz ettiği gibi haz etmesine de dahi sebep olur. Yani mesela diyelim ki bir adam mesela ben ders yapıyorum, gittim fizikten örnek veriyorum ama yanlış nakletti. Yani şuna benzetiyor usta. Bir diyor tarlada, elma tarlasındayken bir elma ağacında başka bir şey yok ama tarlanın içinde bir tane ayva çıkmış, düşmüş, çürük. Ya tarladan girmiştir veya birisi atmıştır. Yani o ayvanın şeyine bakıp çürüklüğüne de burada da ayva vardı deme diyor. Veya fizikten ben bir örnek verdim ama yanlış oldu. Ya anlattığım da yanlış değil. Örneğim yanlış olur. Birinin malına başkası mal velev kıymetli de olsa karşısa. Veya tersini düşün. Adam batıl bir şey anlatıyor dinsizliği. Fiziği delil gösteriyor. O da olmaz. Öyle yapmışlar. Zamanında Darwinizm zamanında. Üstad da dine muhalif, fenli bir meseleyi dine muhalif zannedenin diyor, o konuda... Şöyle diyor, muallimleri dinlemeyiniz diyor, fenleri dinleyiniz. Çünkü her bilim adamı, her konuşması bilimsel değil çünkü. Unutmayın bu cümleyi. Her bilim adamının her konuşması bilimsel değil. Fennin dine muhalif olmasından korkmam diyor Üstad. Evet, fenle. Olmaz o. Çünkü öyle bir şey yok. Çünkü fen denilen şey adetullah'tır. Kur'an'da adetullah'ın tercümanıdır. Ama onu insanların lisanına dönüştüren fenlerdir. Mesela beden hayatını insanın lisanına dönüştüren tıptır. Mevcudatın konuşması, eşyanın, fiziğin konuşmasını insana dönüştüren fiziktir. Fizik fenler. O zaman bunlar tercümandır. Tercüman. Ha, dolayısıyla her bilim adamının her konuşması bilimsel değil. Çünkü fenler kitab-ı kebir kainat, yani Kur'an-ı Kerim'in şey hali. Donmuş hali. Donmuş hali. O Kur'an azıt olamaz. Mümkün değil. O zaman eğer gösteriliyorsa o adamın kendisidir. Kendi çeviriyor. Ya da aldatıyor. Evet. Ezan da okundu. Burada kesiyorum. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha temâs-selavâtı.